Underground partiler hakkındaki düşüncelerimiz çok sık parti yapılıyor. Yani çok sık parti yapılması yanlış bence. Artık işin böyle cıvığı çıktı diyebilirim. Çok sağlam organizasyonlar oluyor aralarında, bazen çıkıyorlar ama bunları biraz daha aza indirgersek, az ama sağlam olursa hem Türkçe rap için, hem MC'ler için, hem dinleyici için çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Hem böyle olsun, daha az olsun, daha sağlam, daha güzel yerlerde, daha güzel mekanlarda, daha güzel organizasyonlar olsun. Kaliteyi arttırmak lazım. Evet, kaliteyi arttıralım ama çok sık yapmayalım. Ben böyle düşünüyorum. Yani kaliteyi arttırdıkça, daha az düzenlendikçe hem gerek o organizasyonlara katılım oranı yükselecektir diyorsun, evet. Hem de doğal olarak kalite artacak ve katılımdan dolayı da elde edilen gelirle beraber kalitenin yükseleceğine inanıyorsun. Evet, evet, doğru tabir. Gares, sen değil bu konuda. Ben de yani sık sık parti yapılmasını böyle, veyahut da ben parti kavramını da artık kaldırmak istiyorum. Konser olsun hani. Evet. Çay partilerine döndü bu parti. Çok yani komik yani. Yanlış. Geliyorsun, rap uygun bir ses tesisatı yok. Evet. Söylüyorsun, ne söylediğini anlamıyorsun, bir şey yapmıyorsun, mekan kötü. Yani artık kaliteyi arttırmak lazım, konserler düzenlemek lazım artık, yani büyük konserler. Yaş arada düzenleniyor, onlar büyük organizatörler var, bir tanesi de Gaflet arkadaşımız. Evet. Onun gibi yani böyle ayda 3 parti yapılacağına bir tane yapılsın, iyi yapılsın. Hepsileri de gereken... Yeri geliyor, haftada 2 parti oluyor evet. Mesela. Çakışıyorlar, evet. Denk geliyor. Çok sık oluyor, olmasın bence. Evet, az olsun öz olsun. Kapo, bu konuda sen de. Ya ben şöyle söyleyeyim, parti olayında ilk başta parti yapan arkadaşlarımızın ses tesisatına önem vermesi lazım. Rap biliyorsunuz zor anlaşılan bir müzik türü. Tesisat çok kötü olunca ne söyleyen zevk alıyor ne de dinleyen zevk alıyor. Yani kafa şişirmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ben ilk başta parti yapan arkadaşlarımıza, organizatörlerimize bunu öneriyorum. Bir de dediği gibi ayda ya iki haftada bir ya da 3 haftada bir parti olacaksa olsun. Bir de şöyle söyleyeyim, çok MC yazmasınlar. Bir de her MC arkadaşımız da sahneye çıkamıyor. O kadar çok yazıyorlar, zaman yetmiyor. Ya da çok MC yazıyorlarsa sahnedeki parça sürelerini tutmaları lazım. 4 parça veya 3 parça ise 3 parçadan fazlasını okumasınlar. Bu, şimdi biz okuyoruz, sahneye çıkıyoruz. 4 parça, hatta gaza gelip 5 parça okuyoruz. Bizden sonraki arkadaşlarımızın sahne hakkını yemiş oluyoruz. Evet, hevesi, onların hevesleri kursaklarında kalıyor. Biz bunu yapmak da istemiyoruz. Kötü konuma da düşmek istemiyoruz. Çünkü biz de o dönemlerden geçtik. Bu yeni arkadaşlarımız da o dönemlerden geçiyor. Çünkü orada kendini ispatlamak istiyor artık. Yani evet. Dinleyici kitlesine kendini ispatlamak istiyor. O yüzden ben az olsun, MC'ler de az olsun, öz olsun. Underground'dan sıkı adamları çağırıyorsanız, onun alt tabakasındaki sıkı adam olma adaylarını çağırın. Yani her önüne geleni çağırmasınlar. Yani adayları çağırsınlar ki onlar da hani yavaş yavaş gelişe gelişe gelsinler bence. Yani organizatörlere diyeceğim, ayda ya iki kere ya da bir kere parti yapsınlar. Parti değil abi, konser düşün. Konser olur, parti de artık demeyelim. Yani jam, underground jam değil mi bunun kavramı zaten kısaca? Önceden tek tük yapılıyordu aslında, eskiden daha böyle iyi diye. Hani ne bileyim, böyle sık sık parti yapılmazdı. Yapıldı mı tam yapılıyordu. Kitle de gerçekten güzeldi. Şimdi geliyor böyle kitle ayrılmış artık. Bu yakanınkine geliyor. Yani karşı taraftakiler bu tarafın partilerine gelmiyor. Bu taraftakiler de o taraftakilere gitmiyor. Karşı tarafın MC'leri bu tarafa geldiği zaman bu tarafın dinleyicileri destek vermiyor. Mesela bu tarafın MC'leri de karşıya gittiği zaman orada da destek görmüyorlar. Bir de sahnelerde hevesi olan bu rap'e gönül vermiş arkadaşları daha çok böyle işini yani yapabileceğine inandığı kişilere onlara daha çok böyle destek vermeleri lazım. Evet. Ya zaten parti olayında biz önceden Bruges dergisinden partileri öğreniyoruz. Bruges dergisinden işte Turbo'nun yani yazılarını okuyorduk. Turbo'nun yazılarını okuyorduk. Orada işte hani rap hakkında bilgi sahibi oluyorduk. Buradan da Turbo'ya da çok büyük selam gönderiyorum. Suikast ailesine de selam gönderiyoruz. Bir de şunu da kimse inkar edemez ki Türkiye'de hip hop kültürü buraya geldiyse en büyük emeği olan kişi Turbo'dur. Turbo'dur. Underground piyasasını ben şu anda iyi buluyorum. Yani eskiye nazaran şu anda biraz daha ilerleme var. Benim gözlemlediğim kadarıyla.
güzel şeyler oluyor. Gerek çıkan albümler olsun, gerek organizelerdeki sahne performansları olsun. Çok güzel işler çıkartmaya başladı Underground. Çoğu zaman düşünüyorum, Overground'dan daha sağlam isimler yer alıyor bence Underground'da. Kendimize gelirsek, yani ihtilali nerede gördüğümüze gelirsek, dinleyicilerimizden, bizi seven insanlardan duyduğumuza, işittiğimize, yani gelen yorumlara göre konuşayım. Güzel, iyi bir yerdeyiz ama hiçbir şeyi tamamlamadık, hiçbir şeyi bitirmedik. Hala koşturuyoruz. Daha çok uzun yollar var önümüzde. Yani ne zirvedeyiz ne dipteyiz. Sürekli yoldayız, sürekli seyir halindeyiz. Ama çok güzel işler yapacağız. Çok güzel yerlere geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum ben ve arkadaşlarım. Zares Kaplan. Benim görüşlerim bu kadar. Başka söylemek isteyen varsa. Ben Underground'ın konumuna değineyim. Bir ülkede Underground'ın... Bir saniye abi. Pil bitiyor diyorum, devam et oğlum sen. Evet. Ben buradan çekmeye devam edeceğim. Underground'ın önemine değineyim ben. Rap'in daha ilerlemesi için her ülkede olduğu gibi Underground'ın bir temel olup, yani temelin oturması lazım. Underground'ın oturması lazım. Daha önceden bu yoktu. Yani bu son 3-5 senedir Underground yavaş yavaş oturmaya başladı. Biz temeli oturttuğumuzu, yani temeli oturttuk yani biz. Evet, yani biz ve şu an bu dönemdeki insanlar. Daha da yani bizden sonrakilerle de Underground temeli tamamen oturacak. Bu da rap'i çok iyi yansıyacak. Yani bir temeli olmayan, Underground olmayan bir ülkede rap ilerleyemez zaten. Hayır, hiçbir şeydir bence. Ya şimdi Underground'ı şöyle diyeyim size. Yeraltı Operasyonu albümünün çıkmasıyla Underground kitlesi oluşmaya başladı. Bu süreç içerisinde 2004 yılından itibaren Underground'daki kitle tamamıyla oturmaya başladı, Underground kitlesi. Ve bizim Underground'daki yerimiz olarak derseniz, biz kendimizi o kadar çok yükseklerde de görmüyoruz, çok alçakta da görmüyoruz. Bizi dinleyicilerimiz bizi yönlendiriyor. Hani bizi dinleyenlerimiz bizim nerede olduğumuzu biliyorlar.